Sevgili radyo sesleyiciler, akşam hayır olsun hepsine istiyorum söyleyeyim. Biz bulunuyoruz Ankara'da. Bizim burada bulunmamız çekili Rani Tika hem TRT kompanyası. Bizi davet etti biri kurslara. Biz burada GRT kompanyadan 10 kişiyiz. Ama da sanıyorum ki hani olacaktı yanlış ki buluşmamın bizim dostlarımızla, bizim anılmış insanlarımızla, Angıları Gagavuzya'dan, Angıları Ankara'da çalışıyorlar. Angıları burada yaşıyorlar şimdiden sonra. Söylerek eki de adlarak soyadını Karaçoban. Sanıyorum ki hani hepsiniz bilirsiniz. Artık bütün avtonomiyada tanıdılı. Sanıyorum ki dünyada da Atanas Karaçoban. Bir gün o bizi davet etti. Kendi evine buraya da biz çok mutluyuz. Hani beraber onunla bir konuşmamızı yapacağız. Akşam hayır olsun Atanas. Hayır olsun. Seviniriz, hani buluştuk. Niçin ki daha sık buluşuyoruz komradda. Açan gelirsin kendi ana yerine, ana vatanına. Ama bir gün burada sanırım ki hani sen de çok mutluysun bizimle konuşmaya. Senin de bu sıcaklığını, bu selimini biz getireceğiz geri. Komrad kasabasına. Benim ilk soruşum. Buyurun. Burada bulunarak Gagavuzya, Komrad kasabası. Nesi umutluk sana verir burada? Makar ki sen çoktan buradaysın ama hep o kadar bulunarak Türkiye'de, makar ki bu bizim kan kardeşlerimiz, uzak Gagavuzya'dan ne verir sana içinde, hani burada da duyasın kendini hoş? Ailemiz bütün bilerken herkes her zaman hoştu. Ben bilerdim ama evimden çıkıyorum. Sonra evime dönüyorum. Şimdi biraz daha değil mi? Yani ailenin yapısı, ailenin bu zorlukları ister istemez ben yarım yılda bir, eskiden yılda bir gidiyordum. Şimdi yarım yılda bir gidiyorum. Nice diyeyim? Hepsi güzel. Yani işine bakarsın. İşine dağılırsın. Ama zor açan ev sahibi yok. Ev sahibi karı. Karı da beş almadı. O da anasına babasına bakıyor. Ondan ben şimdiden daha bilet aldım. Ocak, Şubat ayında, fevralde gene eve gideyim. Ama artık pensiyeye de düşünüyorum. Evi pek özledim. Artık uşaklarım büyüdüler. Onların kendi yolları çizilir. Benim de yolum nasıl diyeyim yani biraz da vatanıma borcumu ödeyeyim. Yani neredeyse üredeceğim. Bakalım nerede yer bulursam orada. Üniversitede mi? Yoksa zanaat evinde mi? Bakacağız yani. Boş durmaya düşünmüyorum. Ama umutların var, hani döneceksin komrada. O kesin, kesin, kesin. Kesin. Burasını bırakacaksın. Ben yokunca burasını bırakayım. Ben çift vatandaşım. Ondan burası da benim evim, orası da benim evim. Ama orası ana toprağım, doğum yerim. Bir çocuğum, en küçük çocuğum Türkiye'de doğdu. Onun için ben Türkiye'yi de yabancı görmüyorum. Beni de çoğu yabancı görmeyirler. Yani dini sormayınca kalan hepsi kardeşçe. Ama din işi böyle. Herkes kendi ibadetleri var, kendi duaları var. Ondan yani bu iş nasıl, ne diyeyim, Allah korusun Türk kardeşlerimizi de bizi de. Allah korusun. Neden? Çünkü niyetimiz İslam aslında. İyi niyetliyiz biz. Korkmasın Savaş Papancı bir türküsü vardı. Cenkler bize gelmesin. Yani dünyada neler oluyor? Ondan biraz tedirgin oluyoruz ama yapacak bir şey yok. Atamaz, biliyor hani 1992 yılda Ankara'ya geçtin. Türkiye'deydin ama buraya geçtin. Değildi, ben 2009'da. Daha doğrudan. Elbette ki biliyorlar Türkiye'de de
bütün Gagavuzya'da da bilirler. Hani senin ecelin, senin yaşaman, senin bütünler senin iç dünyan bağlı resimcilikten, skulptörcülükten bağlı böyle bir diyeceğiz bir tarafla nerede dil böyle böylelikle oturdun da yaptın işi var böyle de zanatlar. Ne zaman duydun? Hani bu Allah'tan bir vergi. Çünkü her bir adamda var bu. Ama her biri açıklamıyor onu. Her biri işlettirmiyor onu. Hı-hı. Ne zaman sen duydun? Hani bu var sende. Bu önce diyeyim ailenin desteği olmadan bütün insanlar yetenekli, bütün insanlar talentli. Ben buna inanıyorum. Neden? Allah eksik kimseyi bu dünyaya yollamıyor. Ama önce diyeyim her bir o talentler türlü. Yani görme talentleri, işitme, o da talent. Ama bunları nasıl diyeyim? Destek ne zaman gelirse onun da hepsinin yaşı var. Niçin uşağı öğretiyorlar okuma yazma küçük yaştan? Daha büyük yaştan öğretirsen ona daha zor olacak. Hani küçükken uşak kapayır hepsini, yemeyir. Niye de vermesen alır onu. Anasının memesinden al. Sonra bilgileri de görür de uşak hepsini toplar toplar yazar. Ama sonra kim ne ana nereye gidecek o destek olmaydı aileden. Diyeceğiz anam görünce babama sormaydı. Tüpünü bir bak şu an orada narsı yapıyor, silah notalar getirir şokoladan. O bizden önce diyeyim yani köylüyüm. Yani Komrat'ta vardı da Hudorsny Şkola. Bizde yoktu. O sonradan açan benim ilgim biraz uyanmaya başladı. Papa Bekim de benim beterime de bize stüdyo açardı müzeyde. Ama kağıtlar da çok yardımcı oldu. Bilmiyorum ne zaman kaptım ilkten korkardım. Papa'dan korkardım. Sonra da anladım ben başka bir şey beceremiyorum. Yani ben bunu daha isla anlamış oldum. Daha neyse. İnce daha rahatım o işte. İnsanın hem prost tarafını açın pişman oluyor. Ben de diyeceğiz pişman olardım. Ben pek piyanonoyu beğenerdim. Ama yoktu kim üretsin. Ben kemençeyi beğenerdim. Ama yoktu kim üretsin. Sonra ben düşündüm ya, ben niçin pişman olayım? Ben varınca karandaşla çizeyim, sansın kemençeyle çalıyorum. Ben varınca çamuru yoğurayım, sansın piyanona da oynayayım, çalıyorum. Onun için bunu düşünerek ben anladım. Herkes canı dışarı çıkmaya istiyor ama nerede? Neyle? Ellerinden gene. Kimse diyeceğiz koşuyor değil mi? Bacaklarla daha çok iş yapıyor. Ama insanın özelliğini el becerikliği, ellerin becerirse de bir şey, o demek fikirinden ne oluyor, canından ne geçer, aklından ne geçer, elin onu yapabilirse, müzika tarafından olsa, literatura tarafından da olsa, bu önce diyeyim. Bu önemli bir iş ama ne zamansa insan var, birden yokunca beğensin de beğendi de bir daha bırakılmıyor değil. Beğenirsin sonra yok gözün görersin. Kaç ki böyle de oldu ama sonra anlarsın. İsteyen ama ne ana geçin. Siz söylediniz hani destek aileden. Babanız destekledi sizi. Hani siz seçtiniz, ayırdınız. Böyle Allah'tan size verili bu nece deme darı. Ama da kendiniz de adam da lazım. Kendisi adam lazım. Nece derler dini bir şey başarılı olsun. Dalsın suya da kendisi çıksın. O doğru. O doğru da. Şimdi köyde olduğumuz için papa büyük bir psikologtu.
O yok önce sayım isteme, düşüneceğim ben tüpü ne yapacağım. Bir şey yapmarsın, Papa'da enteresan bir yöntem vardı. O görüyor yani ben bir şey yapmıyorum. Oynayırım bunlar liste. Ya çocuğum ya gitti orada avulda bir sıra kaz. De oradan çırpı getirdi. Buradan git diyor Pınar'dan su getir. Bakıyorum niçin sinirse. Papa hep ben borç durmayayım diye mi hiç buluyor bana. Ben sonra denedim ya ben deneyeyim. Bir şeyler çizeyim. Diyecek mi bana bir şey? Açan çekilerdim bir şey yapma. Mahmut da sansın kediye şey, böyle işte sansın kediyi susturmaya savaşacaktı. Yani ben anladım ha burada o bir taraftan belki tilkilik mi kurnazlık diyorlar. Belki tilkilik gibi ben buldum hani ha bak Tibur'da papa beni dokunmuyor. Size. Aha, o bana bir koridor açtı. Tibur'da ben rahatım. Ondan ben istersem kendi odama gireyim. Odama dediğim kendi prastranstı ve kendi ortama. O zaman yani onun istediği işini bir şey yapayım. Bir şey becereyim. Ama o ilkten bak çizim de diyeceğiz. Risunok desen. O hepsinin altyapısı. Ama Risunok'tan sonra insan bilmiyor nereye gidecek. Papa da çok denedi beni böyle. Yani resim jeopis olmadı. Grafika. O da başka nesneler. Skulpturanos. Onun için de ben çok vardır anlattım. Skulpturanos'a girdim ona. TRT'de de değil çoktan bir programım vardı. O da önce tekrarlamak istemiyorum ama bilmiyorum. Papa bana o yolu açtı. Ama zorlatmadı. O bilmiyorum ama bana gelirdi o beni benden daha ısrar bilir. Ben uşaklarımı öyle ısrar bilmiyorum. Nice benim babam bilirdi. Ama sonra bir iş anladım hani o bana bir dünya açmış. Nereye ben saklanabilirim? Sonra anladım başka bir şey de. Yani diyeceğiz işi bilmeye yetersiz etmiyor. İnsan daha lazım biraz da can versin işine. Diyor sevgi. Diyor onu ben can anladım. Masters'ta o önce zanaat. Ama sanat o onun üstü. Masters'ta o üst sanat. O açın hepsini bilirsin. Yerinde hepsi yerinde robot gibi işler ama sen artık fikrini hem de kalbini ortaya sokuyorsun. Da bu önce diyeyim. Bundan sonra sanatçı insan olabilir. Ondan birçok insan belki de bunu anlamıyor ben. Bunu uyandırmaya savaşırım, uşaklara söylerim. Bakın kalp canınızda, kalbinizde bir ateşlik, bir kıvılcım yoksa dokunmayın. Ne karandaşa dokunacaksınız, ne fırçaya dokunacaksınız, ne de bıçağa. İlkten ilham, Türkçe ihlam derdim gagavuşçası. Onu çağır. Onsuz olmaz. Ha bir şey beceririm. Öyleyse önce trafaret gibi işleme o başka bir şey ama böyle uyandırma yani nasıl diyeyim? İnce müzikada improvizasyon olur ya. O tipo güzel sanatlarda da ince zanaatlarda o improvizasyon lazım olsun. İmprovizasyon ne zaman olacak? Açın istilacına ustalığını becereceksin. Ben Brilov için vardır okuduğum. Brilov'da ne yazardı? Yani o kadar ustalığı yüksek duruma gelmişti. Hani aklından, canından ne gelirse elleri yapabilirdi. Yani o duruma biz yaşamak boyunca biz kendimizi bu duruma yetiştiririz. Yani ellerimiz cinlerimiz isterseydi fikir ne isterse güzel bir şekilde kendi işini
göstersin. Bu zor, kolay değil. Neden? Onca masalda ben düşünüyorum, tübüle olacağım, tübüle yapacağım değil. Öyle hazırlayacaksın. Yerlerin hiç durma arsıydı. O kendi ustalığını gösterecek, sonra belli bir vakıttan sonra sen şaşmaya başlarsın, yerlerin aşı yapar. Sen bir taraftan artık onlara bakıyorsun. Zeli, senin yerlerin senden daha arif olayalar. Siz önce de söylediğiniz bir cümle, hani hepsine lazım sevgi. Sevgi. Bir anılmış filozof söyledi, hani dünyayı kullanarmış sevgi. Kim ne severmiş? Kim sever yapmak kötü işleri, kim sever yapmak iyi işleri, kim ne severse. Ama sevgiden hepsi gelir. İnsanın sevgisinden. Kötü işleri sevilerek ama, yapılmıyor. Sanmıyorum. O manyaklar. O manyaklar, ama onlar da gider buna sevgiyle. Onlar beğenirler bunu yapma. Bu kaşıntı sevgi değil. bu başka bir sevgi, ama hep sevgi. Ben size isterim sorayım bir soru. Ne zaman siz duydunuz ani resimcilik, Emilkin kalemle, boyayla, ne türlü onlar da bu bindirdi sizi bir daha bir büyük basama, açan siz başladınız skulptura yapma. Da ne türlü siz duyardınız kendinizi, açan siz yaptınız ilk skulpturu. Ben çok skulptura yaptım ama bilmiyordum hani onlar skulptura. Öyle söyleyeyim. Halis'ten skulptura naşiymiş, ben onu ne zaman anladım? Bir avşam, yani anam babamı kaybettikten sonra bilmiyorum, yani anam benim kalbimdi ama kafam, fikrim benim babamdı. Ondan bir gecede ben aldım yanıma ne aldıysam, patretleri unuttum sadece alma babamın. Ve Kiev'de gittim atölyeye, anahtarım vardı. Ve bir avşam üstü başladım. Sabaha kadar ben, söyleyeyim doğrusunu, önce şamanlık yapardım böyle. Baba gel, gel, gel. De o portret, o şimdi Beşalma'da, müzeyde, koridorda duruyor. Bronzası da Kişinev'de, müzeyde, bronzı ve skulptörü duruyor. De o zaman ben anladım naşı o. Üzeri, naşı. Yani bir şeyi becerme yapma, başka bir şey, ama sen içine onu sevgiyi nasıl vereceksin? Bak sevgiyi, hadi ben uzaktan seviyorum. Seviyorum ama dokunmadan onun faydası yok. Canın bir parçasını lazım koyasın. Değil ama telepatiyle bu geçmiyor. Geçmiyor da ama. Sevgi ekrandan geçiyor. Ekranlar da parmaklar. Ondan der mi? Müzikacı olsun ya da önce skulptör olsun. Ben bir iş anladım. Hani bizim buradan lazerler çıkıyor. Bizim dilimiz bunlar. Sen anlayırsın bir iş. Yani dilin. Benim kanaşındı. Benim uç dilim. Yuri Kanaşın Kişinev'da profesör, skulptöre profesörü. Şimdi yaşlandı ama onun ondan bir ders, güzel ders aldıydım. Naş isterim yapma, adama anla derim. O da baktı bana uzun uzun, der yavrum der, sen beni o kadar mı derin işte ahmak sayarsın? Niçin naş oldu yürek sancı? Sen ilkten yap, ne yapmak istediğini anlatabilirsin ben anlayacağım. Anlatamazsın, dilin faydasız, unutma der. Ağzını kapayırsın. Yerlerine. Skulptörün parmakları, dilleri. Doğu bana güzel o say uçilişi dönemi. O bütün yaşamıma nesne oldu. Yani ne kadar da ben söylemesem de yani naş yapma isterim. Onu da anladarsaydım o kesin bende olmayacak. Yani sen onu daha dersin, enerjisini daha dersin. Ondan içinde varsa böyle bir şey, o toplanır, sonra onu böyle bir bomba gibi içine yerleştirirsin.
da o yavaş yavaş patlamıyor ama yavaş yavaş kendi enerjisini verir. Aslında öyle bakarsın, Papa'nın da dediği bir nesne vardı yani. Halizden, naşi halizden yapılmış. Haliz diyebiliriz. Onun içinde bir enerji var. O enerjiye ya ses olarak kulağından duyacaksın, ya ağzın tadı değişecek, ya bir koku gibi gelecek bir şey ama o kesin kesin sana bir etki verecek. Ondan insan der ya, canlı. Halizden yüksek daha bir şey yok. Da. Şimdi bir şey söyleyeyim. Birisi yürekten dans eder, bir oyun çeker. Birisi de bilir. Nece ama? Bilir ama içinden enerji yok. O tiburdati nasıl yakalama, hem o olsun, hem ustalık olsun, hem de enerji olsun, sevgi. Uydurtma. Sevgi. O sevgi tübuna. Biz ona bir lafla söylersem kim bilir kaç renkten, kaç boyadan oluşuyor o. Onu bilemezsin ama şimdi uçtillik ederken anlayırsın bir iş. Yani diyeceğiz uçtillik en güzel iş aslında. Hem bir taraftan zor, neden? Her bir uşağı istersin isla olsun ama hepsi seni seslemiyor. Ama gene de o uçtili neye benzer? Tipo anlatırcaya var ya, kim? Medvejatnik derler Rusça ona. O anlatır çıkan şey bilez. O becerersiydi ama o becermek zorunda. Neden? Her bir uşacık o bir kilitçik. Ondan her bir uşağı kendi anahtarcığını uyduracaksın. Uydurarsaydın o uşağın gitme şansı var. Hepsi varınca olmasın. Bak historiada bir şey anlamalıysan Michelangelo mu olacakmış, Delacroix vardı Fransa'nın bir anılmış jivapisiz. Ama bilirsin o jurisprudensiye okardı. Orada sadece jivapis öyle bir uğurda verirler de hani o kadar beğendi onu da oldu yıldızı Delacroix. Eski paralarında da onun tabloları vardı. Atanas, ama şimdi sen savaşırsın bulma, bu çocukların, kızların yeride üretmensin bu anahtarcıkları açma. Olur sıkça mı öyle, hani var gelirler ama yok onların böyle becerikliği, onlar isterler. Ama öncesini söyledim, bu sevgi çıkmıyor onların parmaklarından. Bu biraz zor neyden? Tübü hani uşaklıktan, çocukluğundan Türkiye'de denilir. Uşaklıktan altyapısı bizde gibi değil. De bizim orada var. Burada Rus ekolü denilir ama var ilk öğretim güzel sanatlar okulları. Uşak yarım gün şkolaya gider. Derslerden sonra biter yerine sayı, geçer o tarafa. Ondan o paralel olarak kapır hem yazıyı hem deseni. Burada da var. Var o desen dersleri ama o uşak. Anası babası ya bundan ne olacak? Bizde de öyle kişiler var. Naş sen bundan para mı kazanacaksın? Olsa yaşamanı mı bakacaksın? Gözü karnını doyuracaksın. Doyuracaksın. Ondan o biraz daha geç gelir o işler ama burada daha da geç. Ama belli hani uşağın içinde varsa o gelir buna. Dediği çoktan yolda bir insanla geliriz. Hocam ne anda bir kurs var. Kurslar ararlar. Niçin? İçinde o yaşayır, o talent hepsinde var. İkide bir de dürtüyor. Aa ben bunu yapabilirdim. Ben bunu. Geç kalır. O onun içinde var ama geç kalır. Ve neredeyse o talent o kurumuş ve onu canlandırma kolay. Vardınca. Ama ona iyice spesyalist lazım olsun. Ben biliyorum ben mesela de neredeyse psikoterapiye de böyle bir şeyler varmış. Bir insan
kendini kaybetmiş, minaresi vurmuşlar da onda bir deneme yapmışlar. Hiç yaşamasında resim çizmeye bilmeyermiş. Ona hipnozla sen Leonardo da Vinci'nin becerikliysen de bilmem ne ona göstere göstere insan o kadar güzel işler ortaya çıkarmış. Ben görmedim ama vardır okuduğum hani o tür mucizeler olarmış. Hey, örnek gibi uşağı lazım söyleme yani olacak isterse de varsa sevgi dene. Sadece isterse de ama bir iş anlamalıyız. Ne kadar boş, ne kadar zaman harcayacaksın de diyeceğiz işçi olmak için bize ne dertler? Diyalo vreme patiye geçeceğiz. İşe zaman molaya bir saat. Bir saat. Tübu orant, tübu proporsi o bozuk. Ama Allah da vermiş bağışış her bir insana o vakit. Vakit. O vakti nece kullanacaksın? Öyle sorun becerikli olacaksın. Ben onu da daha çözemedim yani. Her bir insan boşa yok mu yok mu boşa gelsin. Yokunca boşa gelsin. Neden? Kesin bir, her bir insanın bir misyonu vardır. O misyonda nasıl yapsın? İslam mı? İyilik mi yapacak? Kötülük mü yapacak? O ona kalmış bir şey. Ona göre de onun... O seçiyor yaşamasında. Onun da ilerisi ona göre. Ama kesin ben düşünüyorum bak şimdi al ne kadar organ satarlar, bilmem ne yaparlar. Yani Allah korusun bir parçacık narsi sert al o kalbini değiştirmeye çalış. Ciğerini, bilmem neyini. Dününe parası barında olmayabilir. Donör bulamayabilirsin. Ama onu sana parasız verilmiş. Evet. Bir sefer. Dişleri neredeyse değişiyorsun değil mi? Neyse küçükken yani süt dişleri var, uşaktan gider. Sonra ne olur? Sen onu paklamarsın, sen o dişleri kaybedeceksin. Sonra ne? Stomatolojiye düşünsün deriz. Buluşmamızın sonunda istiyorum bir soru vereyim. Ne suda insan olmasın mı? Küçük mü, yaşlı mı, orta yaşta? Ama kafasında var bir niyet. Ne hem pek ister yapma? Sizin düşünmekleriniz. Ne hen istersiniz pek yapma. O da yeni bakarsın teoneste önce diyeyim kursor var ya. Ne isterdim yapma. Sonra açan 60'ı geçirirsin. Daha ne yapabilirsin acaba? Kufet edebilecek mi? Ama önce derler neyse Rusçasını Türkçe'ye çevireceğim onu. Мы полагаем, Господь располагает. Biz umutlanırız ama Allah verir bize Allah kolaylık. Allah rotasını, yolunu çizer. Onu biz bilmeyiz. Her şey o yapar ama bir işe sevinirim. Yani ben önce diyeyim, anam babam yaşarken ben o zaman ateistim. Onları kaybettikten sonra ben inandım. İnandım da benim inancım bir iş anladım ama o benim kanım gibi. Kanına inandım. Değerine inandın. Yani bunlar boşa değil, bunlar yani sürekli değil. Ama da insanın varsa umudu, kimesi o bağlı. Yaşayır. Doğrudur. Sevgili seyirciler, biz bulunduk Ankara'da bulunuyoruz. Bugün bizim buluşmamız oldu anılmış. Gagauzya, Türkiye, varınca yanlış söylemeyeceğim, dünyanın anılmış resimcisine, skulptöre. Çok hodlanırım, çok mutlu olurum. Hani o bizim Gagauz Atanas Karaçıvan. Da bizi o gün davet etti. Biz bir reportaj yaptık. Elbet ki soruşlar pek çok. Niçin ki bu adamın yaşaması değil bir usta gibi, dar bir usta. Ama onun fikri de, onun can dalgaları da çok geniş. Da bu kısa zamanda biz verebildik ona az soruş. Ama umutlanırız. Hani gelecek zamanda biz buluşacağız onunla. Belki Ankara'da, belki Gagauzya'da da konuşacağız, laf edeceğiz. Dini bizim evlat boylarımız bilsinler. Ne türlü var insanlar? Angaların yüreklerinde sevda aşırı. Olar böyle büyük işler. Nece? Atanas Karaçıban.
Size isterim söyleyeyim. Çok sağ olasınız. Hani bulundunuz bizimle. Kalın sağlıcakla.